Telefon, tablet, bilgisayar, gün boyu özellikle teknolojik aletlerden maruz kaldığımız mavi ışık için uzmanlardan uyarı geldi. Depresyona da neden olan mavi ışık, uzun vadede erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanserinin artmasına yol açabilir. Aslında ışık dediğimiz şey dalgalardan oluşuyor. Ve bizim aslında insan gözünün görebildiği dalga boyu sadece bu küçük aralık. Burada da mavi ve kırmızının arasını biz görebiliyoruz. Mavi de ultraviyole ışık, yani göze en zararlı olan ışıklardan bir önceki dalga boyuna tekabül ediyor. Artık biz mavi ışığa mavi ışık değil, yüksek enerjili mavi ışık demeye başladık. Bugüne kadar mavi ışığın zararlarını bilmiyorduk. 2012'den beri biz bu mavi ışığın bir takım zararları olduğunu öğrendik. LED'lerden, cep telefonlarından, LED TV'lerden gelen, yapay ışıklandırmadan gelen mavi ışık bizim için daha zararlı bir ışık. Bunun nedeni de şu, mavi ışık tamamen aslında zararlı değil insanoğlu için. Gündüz vakti mavi ışık bizim aslında uyanık kalmamızı sağlıyor. Çocuklarda bir takım yapılan çalışmalarda miyopiyi geciktirdiğini söyleyen bilimsel çalışmalar var. Ama tam uyumamızı sağlayan melatonin hormonu var bizim. Mavi ışık bu melatonin hormonunu durduruyor, sıfırlıyor. Melatonin hormonu sıfırlandığında ne oluyor? Bizim uyku düzenimiz bozuluyor. İnsan sirkadyen ritim dediğimiz bir ritimle uykusunu alıyor. Yani uyanık kalmamızı sağlayan, uyumamızı sağlayan bir ritim var aslında. Ve mavi ışık aldığımızda saat 5'ten sonra mesela melatonin hormonumuz sıfırlanıyor. Sıfırlandığı için biz uykumuzu iyi alamıyoruz. Uykumuzu iyi alamadığımızda ne oluyor? Asıl problem orada. Kortizon seviyemiz artıyor. Kortizon seviyesi arttığı zaman kilo alıyoruz. Depresyona giriyoruz. Sabah uykumu aldım diyoruz. 6-7 saat uyudum. Sabah kalkıyoruz ama almamış oluyoruz. Yorgun kalkıyoruz. Bunların nedeni aslında gece boyunca baktığımız cep telefonları, tabletler veya beyaz ledler. Evlerde mesela beyaz led kullanıldığında bunlarda mavi ışık daha fazla. Halbuki sarı led kullanılsa evlerde bu mavi ışığı azaltacağı için bizim uykumuzu daha rahat almamızı sağlayacak. Mavi ışıktan geceleri bizim korunmamız lazım. Uluslararası Uzay İstasyonu yapay ışıklandırma yapılan şehirleri incelemiş ve yapay ışıklandırmanın çok yapıldığı şehirlerle yapılmayan şehirleri kıyasladığı zaman çok ışıklandırma, yapay ışıklandırma olan şehirlerde erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanserinin daha fazla olduğunu göstermişler. Bu kesinlikle bundan demek değil aslında. Ama böyle bir bilimsel veri de var. Dolayısıyla bizim bu mavi ışığa biraz önem vermemiz gerekiyor, korunmamız gerekiyor. Korunmak için özel gözlükler var aslında, mavi filtreli gözlükler. Bunları akşamları kullanabiliriz. Cep telefonlarımızda mavi ışık filtresi aslında var. Çocukların gözün içindeki mercek çok saydam. Yaşlandıkça bu saydamlığını biraz kaybederek bu mavi ışık veya diğer zararlı ışınların, ultraviyolenin de gözümüzün retina kısmına, yani en arka kısmına ulaşmasını engelliyor. Dolayısıyla çocuklarda bizim çok daha fazla bu mavi ışıklardan korumamız gerekiyor. Ultraviyoleden de daha fazla korumamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Çocukların odasına elektronik alet sokmayacağız, televizyon koymayacağız, cep telefonlarına bir süre koyacağız, çok bakma diyeceğiz, filtrelerini açacağız özellikle akşamları. Bir takım aplikasyonlar var. 20 dakikada bir, 20 metre uzağa, 20 saniye bakmak gibi bunu cep telefonunuzda kuruyorsunuz ve bu sizi uyarıyor. Normalde yine dikkat etmemiz gereken bir şey var bu cep telefonları, tabletlerle alakalı. Dakikada biz 14-20 defa gözümüzü kırparız. Ama cep telefonu, tablete bakanlar bunu yapmıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Göz kurulu yaşıyoruz. Göz kurulu olduktan sonra kornea dediğimiz saydam tabakada bir takım komplikasyonlar görmeye başlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi çocuklara ekransız odalar, elektronik ortamdan uzak odalar yapmamız gerekti. Mavi ışık dışında ikinci bir problem de miyopi zaten. 2050 yılında dünyanın yarısının miyop, yani uzağa göremeyen olması bekleniyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalar da ne kadar yakına bakarsak
o kadar miyop olacağımızı gösteriyor. Japonya ve Uzak Doğu'da şu an miyop oranı %90. Afrika'ya baktığınızda bu %10. Dolayısıyla bir takım şeyler ortada aslında. Ne kadar çok yakına bakarsanız ve genetiğiniz o kadar miyopsa o kadar miyop oluyorsunuz. Ne kadar yakına bakmazsanız o kadar daha az miyop oluyorsunuz. Telefon, tablet, televizyon, ledler, bunları da mavi ışık filtremizi kullanalım. Evdeki ışıklandırmamızda da daha çok sarı ledi tercih edelim. Mavi ışık filtresini kullanıyorum. Filtreyi kapattığım zaman ciddi bir göz alıcı bir renk oluyor. Filtreyi açtığım zaman daha gözü yormayan bir ekran görüntüsü oluyor. Mavi ışığı net olarak bilmiyorum ama çok fazla telefon kullanmıyorum. Tablet zaten kullanmıyorum. Yani sadece telefonu aramak için kullanırım, insanlardan birisiyim. Koruma ekranı var ağırlıklı olarak bildiğim kadarıyla ama çok da zannetmiyorum büyük olasılıkta. Ara vermeye çalışıyorum, çay molası vermeye çalışıyorum. Mesela bir yarım saat falan çalıştığım zaman bir ara vermeye çalışıyorum. Çay kahve molası gibi veya bir tur atıp geliyorum. Uzakta kantine kadar gidip bir yürüyüş yapıyor veya bir arkadaşımın odasına gidip onunla bir merhaba demek için işte mümkün mertebe bir saatten fazla kalmamaya çalışıyorum. Mesafeyi korumaya çalışıyoruz öncelikle ama herhangi bir filtre bir ara bilgisayarımda vardı, telefonda yok maalesef. İşte çocuklara da uzaktan seyretmeleri, uzaktan kullanmaları konusunda uyarıyoruz, bu kadar. Mavi ışık evet zararlı, telefonda ve televizyon ve bilgisayarda var. Korunmak için telefonun ışığını akşamları biraz böyle kısıyoruz. Zaten gözümüzün de ağrımasına hissediyoruz verdiği zararları. İşte berrakla biraz uzak tutmaya çalışıyoruz. Az temas bu şekilde.